maaşım gitti perişanlığım. Niye gitti? Çok üzgünüm. Allah bu aldığım maaştan. Kesmiş herhalde. Sen iki de kesmiş. Batman genelinde 700'e yakın engellinin bakım ücreti maaşları kesilmiş. Ne zaman? Ayın 1'ine itibaren. Ayın 1'ine itibaren bu maaşlar kesilmiş. Bu engelliler hepsi çok mağdur durumdadırlar. Bunların tek bir geçim kaynakları odur. Adamlar yani hiçbir iş yapamaz yani. Adamlar yani olmasa hayata geçinemezler. Kimisi çocuğu var, kimisi öğrencisi var, kimisi kiradadır. Yani bir sürü adamlar bayağı çok sıkıntı yaşıyorlar. Bakım ücreti maaşı. Evde bakım ücreti maaşı kesilmiş. Bunların da raporları bu şeye uygun değilmiş diyorlar. Yani bakıma uygun değilmiş diyorlar. Ama yani şu ana kadar maaş almışlar. Bunlar yani niye öyle bir şey yaptılar anlamadık. Bu insanlar bakıma muhtaç değilse de kim bakıma muhtaçtır? Kim bunlara bakacak? Herkes kendi elgesine bakmak zorundadır. Bu engelli bireylerin geçmeden bakıma ihtiyaçları vardır. Yani bunlar şu anki pandemi koşulları nedeniyle adamlar kesinlikle bir şekilde geçinemezler. Bu ekonomik sorunlardan dolayı bu engellilerin maaşları kesilmesi sonucunda hepsinin psikolojik sorunları olmuştur. Buna bir an önce Sağlık Bakanlığımızdan bir ricamız var. Bir an önce bu konuya el atması. Yetkililerden sesleniyoruz. Lütfen bu konuya duyarlı olsunlar. Herkesin maaşı tekrar onlara geri bağlaması istiyoruz. Ben doğuştan ortopedik engelliyim. Spina bifida hastasıyım ve benim idrar sıkıntım da olduğu halde ayın 1'inden itibaren bizim bu bakım maaşlarımız kesildi. Bunun sebebi de ağır engelli olmadığımızın ibaresidir. Yani zaten görsel olarak da belli oluyor biz ağır engelliyiz ve bakıma muhtacım. Annemin desteği olmadan kendi ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum. Buna rağmen sadece kendimi ifade edebiliyorum diye bu bakım maaşından mahrum edildim ve bu olmadan da zaten biz herhangi bir devlet kurumunda veya herhangi bir yerde çalışamıyoruz. Sadece bizim tek gelirimiz buydu ve bununla ilgili bize en kısa sürede hani bir çözüm sağlanmasını istiyoruz. Bizim amacımız bu. Tekrar bizim gelir kaynağımızın bağlanmasını ve çözülmesini istiyoruz. Ekonomik kriz olduğu yetmiyor gibi bir de böyle bir problem yaşadık. Hani bayağı mağdur durumdayız yani. Bu mağduriyetimizin giderilmesini arz ediyorum. Yetkililerin bu konuya el atmasını rica ediyorum. Doğuştan engelliyim, omurilik felçliyim, üstelik sırtımda zedelenme var. Bundan dolayı benim kollarımda da güç yok. Annemle yengem bana bakıyorlar. Onların yardımı olmadan ben hiçbir şey yapamam. Ayın 15'inde ben gittim maaşımı çekeceğim ve maaşım iptal olduğunu öğrendim. Evde bakım maaşını ve ben bundan dolayı ben Sosyal Politikalar Derneği'ne gittim. Ve sizin adınıza araba var diye maaşınız kesildiğini öğrendim. Ve benim dünyam yıkıldı. Çünkü ben bu maaşımdan zaten araba alamayacağım. Sadece kendi ihtiyaçlarımı görebiliyordum bunlarla. Aracı da abim aldı. Abim sırf benim ihtiyaçlarımı beni hastaneye, beni bir yerlere götürmesi için aldı. Ben burada yetkililere sesleniyorum. Ben burada Allah razı olsun devletimizden maaşımızı da veriyordu ama yine vermesini istiyoruz. Çünkü mağduruz. Gerçekten mağduruz. Ben yıkılmış bir derecedeyim. Çünkü ben bu maaşla her ihtiyacımı, evin ihtiyacını görüyordum. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, lütfen bu maaşımızı bize vermeyi geri gelsin lütfen. Çünkü mağduruz. Gerçekten de mağduruz.